televizyonundan herkese merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, sizlerden gelen soruları cevaplandırarak sizleri aydınlatmaya çalıştığımız İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programında sizlerle birlikteyiz. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz soruları sesli, videolu bizi arayarak yahut mesaj atarak 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza gönderebilirsiniz yahut sosyal medya hesaplarınızdan bize sorun vav wow uzantısıyla sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Yayın esnasında Doktor Hüseyin Kayapınar hocam sorularınızı cevaplandıracak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Allah bundan geri koymasın. Amin inşallah hocam. İnşallah. Rabbim sağlık afiyet versin Amin cümlemiz hepimize inşallah. Hocam şimdi dünden kalan sorularımız var seyircilerimizden. Birazdan da yeni sorular gelecektir. Yine bizim merak ettiğimiz bazı sorular var. Bunları da aralarda size soracağız. Hiç vakit kaybetmeden ben dünden kalan soruları size sorarak başlayayım hocam. Buyur. Hüsamettin Köktekin isimli bir seyircimiz demiş ki hocam kaskosu şirket tarafından yapılmış. Arkadaşımız inşaattan düşüp vefat etti. Şirket tarafından verilen bu meblayı almak uygun mudur? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu tabii kasko değil, sağlık sigortası. Evet. Çünkü kasko daha çok bildiğim kadarıyla e, otomobillerle, araçlarla ilgili oluyor. Ya yani taşıtlarla ilgili oluyor bildiğim kadarıyla. Şimdi bu ya sağlık sigortası veya hayat sigortası ama muhtemelen sağlık sigortasıdır. Şimdi burada inşaattan düşmüş. Tabii bu işçiyi çalıştıranı, işveren sigortalıyor. Primini işveren ödüyor. Ve sigortada böyle durumlarda tazminat ödüyor. Şimdi bu e, sigorta yaptırmak caiz mi falan derken aslında şöyle bir şey var. Deniliyor ki yani deniliyor ki derken buna cevap olarak fetva olarak deniliyor ki hayat sigortası caiz değil. Hayat sigortası caiz değil ama kasko caizdir. Ve bu sağlık sigortasıyla ilgili olarak da o sağ sigorta yaptıran kuruma göre farklı bir hüküm. Yani bizzat hastane mi sizi sağlık sigortası yapıyor? Evet. Yoksa normal bir sigorta şirketi sizi sigorta edip de hastane masraflarını o mu ödüyor? Ona göre farklı şeyler söylüyorlar. Şimdi burada bir inşaattan düşme olayı var. Şimdi bu niye düştü acaba? Tedbirsizlikten mi düştü? Tedbir el aldığı halde işverenin kusurundan mı düştü? Onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. Eğer, eğer bu tedbirini aldığı halde o işin, işverenin kusurundan veya ne bileyim işlerinin kusurundan düşmüş ise o zaman alınabilir deriz. Çünkü o zaman bu hata öldürmeye girer veya sebep olarak öldürmeye girer. O durumlarda da tazminat alabilir. Ama öyle değil de sırf kendi kusuru ise, kendi hatası, tedbirini almamış, Hoyratça davranmış ve düşmüş. E, bu durumda alma hakkı yok. Çünkü burada başkasının şeyi yok. Evet. Sorumluluğu yok. Sorumluluğu tamamen kendine ait. E, ama tabii bu mevcut kanunlarda veriliyor, alıyorlar. E, onlarda da ihtiyaç sahibidir mutlaka o şeyde inşaatta işçi olarak çalıştığına göre ailesi vardır. Tabii o biz almayın diyemeyiz. Ama söylediğim gibi bir hüküm olarak bunlar ifade ediliyor. Ee, Cenab-ı Hak inşallah bir sorun da tutmaz. İnşallah hocam. Tabi Rabbim rahmet eylesin. İnşallah ailesine de sabırlar versin amin, hocam. Amin. Başka bir seyircimizin sorusu. Kocam beni ve çocuklarımı terk etti. Bize 15 yıldır bir lirasını vermiyor. Topluma kötülüyor. Üstelik ailesinin iç halini anlatıyor. Ben geçimimiz için bazen mecbur kalıp yalan söyleyerek para almaya çalışıyorum. Günah mıdır? Tabii bu daha önce buna benzer bir soru geldi. Belki de aynısı mıydı bilmiyorum. Aynı şahıs mıydı? Çünkü orada da buna benzer şeyler vardı. Her neyse biz gene cevaplamaya çalışalım bunu. Bir defa kocanın ailesini kötülemesi, ev işlerini, dahili durumları başkalarına anlatması, açıklaması fevkalade ayıp. Ve insanla sığmayan bir şey. Ama burada bu soruyu olan hanımefendinin bu konuda yapabileceği bir şey yok. Öyle anlaşılıyor. Evet. Ama bunun asıl sıkıntısı şimdi burada ne oluyor? Çocukları var, kendisi var ve 15 senedir de kocası bunlara yeterince şey yapmıyor. Nafakasını temin etmiyor. Ha şimdi bu hanım soruyor şimdi. Diyor ki yalan söyleyerek alabilir miyim? E demek ki adamın imkanı da var. İmkanı var ki kadın alabiliyor. Şimdi şöyle bir olay. Daha önceden nakletmiştik bunu. Birkaç defa naklettik hatta burada. Ebu Sufyan'ın karısı Hint Peygamber Efendimiz'e geliyor bir gün. Diyor ki ya Resulallah biliyorsun Ebu Sufyan cimri bir adam. Bizim lafakamızı vermiyor. Ondan habersiz onun malından alabilir miyim? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sana ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin. Sana ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin. Ha şimdi bundan hareketle ulema diyor ki eğer Eş, koca, eşinin ve çocuklarının nafakasını vermiyor ise, karşılanmıyorsa nedir nafaka? Onların zorunlu ihtiyaçları. Yeme, içme, giyinme, barınma, barınma. ısınma bunların zorunlu ihtiyaçları. Bunlar eğer karşılanmıyorsa o zaman kadın onu kocasından habersiz alabiliyor. E, kocasından habersiz alabildiğine göre, şimdi burada eğer kocasından habersiz alabilirse alsın ama o daha tehlikeli olabilir bilemiyorum. Fark ederse işte daha kötülük yapar. O da ayrı. burada diyor ki yalan söyleyerek. Yani benim şuna ihtiyacım var diye. Aslında yalan günahtır. Evet. Yalan günahtır. Ee, ama burada hakkını alamadığı için başka yolu yok ise bu bir ihtiyaç, hacet olarak değerlendirilebilir. Hatta bazen şu var, şu kurallar var. Bir kimse hakkını alabilmesi için, hakkı olan şeyi alabilmesi için karşı taraf normal yollarla vermiyorsa yasak edilen, dinen yasak olan yöntemlerle alabilir. Hmm. Mesela senin bir haklı işin var, önemli bir iş. Ama karşı taraf bunu yerine getirmiyor. Evet. Rüşvet istiyor. Aslında rüşvet vermek de almak da haramdır. Peygamber Efendimizin hadisi var. Er-raşi vel mürteşi finnar. Yani rüşvet veren de, rüşvet alan da cehennemdedir. Bu hadis var. Yasak. Ama Kişi zorunlu olan, önemli olan hakkını alabilmesi için karşı taraftan rüşvetten başka bir yolla bu mümkün değilse o takdirde rüşvet veren kişi günaha girmiyor. Burada da kadın hakkı olan bir şeyi almak için yalan söylemek mecburiyetinde kalmış. E, yalan günahtır, tamam. Caiz evet. değildir, tamam. Ama bazı yerlerde caizdir neredeydi o? Birkaç tane vardı değil mi? Mesela küs olanların arasını bulmak, araları açık olan karı kocanın arasını bulmak veya savaşta düşmana karşı e, devletinin kendi milletinin sırrını saklamak için e demek ki bazı zaruri durumlarda bu bu yasaklık kalkıyor, geçici bir kalkış bu veya istisnai bir kalkış, bunu da onlara katabiliriz. Eyvallah hocam. Yunus Emre Arpucu isimli bir seyircimizin sorusu. Hocam bütün vakit namazlarında önce sünnet kılınıyor sonra farz kılınıyor. Peki akşam namazında niçin önce farz sonra sünnet kılınıyor? Şimdi ibadetlerin nasıl yapılacağı, ibadetlerde nelerin dikkat edileceği, efendim ne zamanlar yapılacağı insan aklıyla bulunacak bilinecek şeyler değil. Biz bunlara tevkifi diyoruz. Veya teabbudi diyoruz. Usulü fıkıhta. Veya gayr ve makulül mana diyoruz. Yani akıl yürütülemeyen, sebebi akılla bilinemeyen şeylere bunu diyoruz. Ya yani tevkifi. Yani peygamber nasıl yapmışsa biz de öyle yaparız. Peygamber niçin böyle yapmış? Onu bilmeyiz, bilemeyiz de. E şimdi mesela namazların vakit rekatları da var değil mi? Evet. Sabah namazı iki rekat, öğlen dört rekat. Niye? Niye? Sabah karanlık olduğu için mi? O zaman yatsı niye dört? Bak tabii, bunu biz tabii Farzlarını Hazar kastediyor. Mesela, tabii. Evet. Bunu biz bilemiyoruz. Bunlara tevkifi diyoruz veya taabbudi diyoruz. E bu namazları, sünneti farzı da peygamberi böyle kılmış. Ama bir de şu buna eklenebilir. İkinci namazından sonra e, şeye kadar e, şey kılınır, sünnet kılınmaz. İkinci namazından sonra güneş şeye kadar akşam namazıyla ile ikinci namazı arasında sünnet kılınmaz Hanefi mezhebinde. Dolayısıyla o sonraya kalıyor. Fazdan sonraya kalıyor. Ancak Şafii mezhebinde bir şey vardır. E, tahiyetül mescid. Yani camiye girse bir adam. Diyelim ki vardı camiye girdi. Akşam namazının kılınmasına daha 10 dakika var. beş dakika var. Bu orada 2 evet. rekat. Şafii olan bir vatandaşımız iki rekat namaz kılar. Onlarda bir sakınca yok. Ama Hanefilerde e, ikindi ile akşam arasında sünnet kılınmıyor. Eyvallah hocam. Hocam bir sessiz sorumuz varmış. Dilerseniz sorumuzu Alalım. dinleyelim. Erhan Yıldız Muğla Fethiye. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm hocam Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde şu an hangi ayet olduğunu hatırlayamıyorum. Ayet-i Kerime'de diyor ki maymuna çevirdiğimiz bir kavimden bahsediyor. Bunun ne olduğu hakkında net bilgi öğrenmek istiyorum hocam sizden. Evet. Bu böyle bir ayet-i kerime var. Bakara suresinde bu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 65. ayet. Bakara suresinin 65. ayeti. Bu Yahudilerle ilgili olarak, İsrailoğullarıyla ilgili olarak inmiş bir ayet-i kerimedir. Şimdi onlarla ilgilidir bu. Ee, Tabi malum her dinin bir takım emirleri ve yasakları var. Bütün dinlerde var bu. Haliyle Yahudilikte de var, efendim, Hristiyanlıkta da var. İslam'da evet. zaten biz biliyoruz. Bakara 65'miş hocam. 65. E, evet. Ben de öyle hatırlıyorum. Şimdi Yahudiler, İsrailoğullarına cumartesi günleri çalışmak yasaktır onlara yasak çalışmak. Cumartesi tatildir. Hala o öyle yaparlar. Ama hile yollarına başvurarak o günkü yasağı deldikleri oldu. Hmm. Mesela avlanmak yasak. Ama onlar bu şeylere körfezlere ne bileyim oralara ne diyorlar o denizin kara içine girmiş olan o şeylerine oralara ne yapıyorlar? Şimdi cumartesi gün balık doluyor ya. Evet. Onun ağzını kapatıyorlar. Avlamak yasak cumartesi. Pazar günü avlıyorlar. Böyle bir hile yapıyorlar. Ve bu hile Kur'an-ı Kerim'de e, şey yapılıyor, yeriliyor. Ha, şimdi cumartesi günü o şey yasa delen Yahudilerle ilgili olarak bu ayet-i kerime var. Nasıl o? Ee, Kunu qiradatan hasiin. Yani ayetin devamı da var da. Yani aşağılık maymunlar olun. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bir şey emretmişse o olur. Ve iza irade şey'en en yekule lehu kun Feyuk. Değil mi? Yani Cenab-ı Hak bir şeyin olmasını istiyorsa ol der o da olur. E, şimdi bu ayette de kunu kıradeten hasiin aşağılık benimler olunuz demiş. Demek ki onlar oldu. Oldu. Ancak burada bunların maymuna dönüşü buna mesh derler. Mesh. Yani bir canlının başka bir canlıya dönüşmesi olayına e, bu fıkhi ve hatta bu fıkhi de değil yani genel bir şeyde e, İslami diyelim terminolojide mesk deniliyor mesk. Ha şimdi burada bu meskin yani insanların o insanların maymuna dönüşmesi. Ha bir defa şunu da söyleyeyim, burada İsrailoğulların tamamı herhalde dönüşmüş değil. Böyle evet. olsaydı şimdi ortada öyle bir milletin kalmaması lazım. İnsan yoktu yani o zaman. <laughs> e şimdi demek ki onlardan bir kısmı bunu. Belki bu deli, yasa, yasa deldiler, o günah işlediler ve onlara yönelik bir şey oldu bu böyle anlayabiliriz. Bir de şu var. Bu mesih'ten maksat ne? Yani maymuna dönmeden fiziki dönme mi? Yani şu vücut insan vücudu olmaktan çıkıp maymun vücudu haline mi geldi? Yoksa huy olarak, hmm. karakter olarak mı dönüştüler? Şimdi klasikler genelde bunu fiziki alırlar. Çünkü onların şöyle bir kaygısı yoktur pek. Ya yani Allah yaptıysa olur. Evet. Kim ne derse desin mucize. Tabi bu mucize değil peygamber göstermediği için ama. Yani bunu da biz yadırgayamayız bunu evet. yani. Ama son zaman e, alimlerinden bazı şeyleri tevil yoluna giden veya günün insanın daha kavrayabileceği, anlayabileceği şekilde anlamlandıranlar oluyor. Son devir e, alimlerinden Seyyid Kutup mesela. Allah rahmet eylesin şehittir kendisi. Ee, Reşit Rıda vardı. O daha biraz daha eski. Tabii Seyit Kutup daha şey. Efendim e, muhafazakar. Se 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 Reşit Rıza biraz farklı. Neyse bunlar diyorlar ki onlar içinde tefsiri var. Evet. Birisinin El -Menar diye bir tefsiri var Re Reşit Rıza'nın. E, şeyin e, Seyit, Seyit. Kutub'un Fizul Kur'an diye tefsiri var. Türkçe'de tercüme edildi. İkisi de tercüme edildi galiba bunların. Ha şimdi bunlar da diyorlar ki buradaki dönüşüm fiziki dönüşüm değil. Huy olarak, hmm. karakter olarak dönüşümdür diyorlar. Ama şu bir vakadır. Evet, bu Kur'an-ı Kerim'de vardır bu ayet. İsrailoğulları ilgilidir ve olmuştur. Eyvallah evet. hocam. Valla çok güzel açıkladınız hocam eyvallah çok teşekkür ederiz. İnşallah anlaşılmıştır. Seyircilerimize ufak bir hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizlerde merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları sesli videolu bizi arayarak yahut mesaj atarak 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza gönderebilirsiniz. Hocam Mersin'den bir seyircimizin sorusu var. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de tağutu reddedin deniliyor. Peki tağut nedir? Şimdi tuğyan ifadesi kullanılır. Tuğyan ne demek tuğyan? Azmak. Azmak, haddi aşmak. Günaha düşmek. Şimdi tavut Kur'an-ı Kerim'de farklı anlamlarda kullanılmış. Ama hepsi kötü varlıklarla ilgili. Günahkar varlıklarla ilgili. Yani o zaman tavut demek sapkın. Sapkın kötü inançlı, yanlış inançlı, kafir, hatta şeytan bu anlamlara gelir. Evet. Hatta Firavun için tağut ifadesi kullanılır. Firavun. Ha şimdi bir de şular. Bir de bunları yapan yani kendisi kötü olan bir de insanları kötülüğe teşvik eden. Teşvik eden. Bir bütün bu anlamlarda kullanılır bu tağut ama genelde tabii e, varlıklarla ilgili yani böyle bir hani şey biz diyoruz ya mantıkta bir cevher var bir araz var. Yani şu şeydir şimdi bardak cevherdir ama beyaz arazdır derler. Şimdi bu bir cevherdir cevher yani varlıklarla ilgili cevherlerle ilgili olarak yani huy yani tağutluk bir huy değil ama tağut demek o kötü huya sahip olan hmm. kötü inanca sahip olan. Kötü davranışlar yapan, sapkın olan, insanları saptıran. E bu işte şeytana da tavuk denildi oluyor. Dediğim evet. gibi firavuna da oluyor. Müşriklere de tavuk denildi oluyor. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden Mustafa Göksu Bey, Katılım Bankası'ndaki hesabımıza döviz ve Türk lirası hesabımızı altına çevirerek finans kurumunda altın olarak kalmasında İslami açıdan bir sakınca var mı? Olmaması lazım. Ancak burada şu kaydı biz koyuyoruz. Bankanın yani katılım bankasının kasasında ister şubenin kasasında olsun ister efendim merkezin kasasında olsun altının mevcut olması. Altının mevcut olması. Ve kişi o bankadaki Türk lirası hesabını veya dövizini Altına karşılık tuttuğu anda her ikisinin de hesabına geçmez. Şimdi sen gittin. Bir katılım bankası şubesine girdik. Orada TL evet. var veya dövizin evet. var. Dedin ki ben bununla altın almak istiyorum. Tamam. Kaç lira tutuyor senin paran? 10 bin lira. 10 bin liraya kaç gram altın alınır? 20 gram. Misal. Tamam. Sattık. Ama sattık lafla değil, senin hesabına da geçecek o 20 gram altın. Bunun için de iki şart var. Bir, altını mevcut olacak, yani ver benim mı? Şimdi aslında normalde doğrusu, daha iyisi e, şubede altının bulunması ama her şubede altın bulunmayabiliyor ama kasada Eyvallah. var. Ha, senin hesabına da geçiyor, o altın sana teslim edilmiş oluyor. Bu şekliyle de caiz olur. Şimdi şunu söyleyeyim bakın. Ant parantez derler ya. Evet hocam. E, buna <laughs> ne diyorduk biz? Beynel kavseyin. Şimdi e, hocaların işi tabi helala haram, harama helal dememek kaydıyla insanların işini zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak olmalı. Ve tabi kolaylaştıracağım derken de haşa asla harama helal dememeli veya haramı helal statüsüne koymamalı. Şimdi bu söylediğimiz şeylerde burada normalde kitaplarımızdaki şey ne? Tavsiye edilen şey ne? Ki bu hadis-i şerife dayanır. Evet hocam. Yani altını altınla değişirken eşit peşit olsun eşit olsun der. Altını altınla değişirken. Ha, altını gümüşle değişirken peşin olsun der. Ya bu hadiste böyle geçmiyor ama şeyde e, bu şekilde. Çünkü ribel fadl, ribel nesiyye dediğimiz o riva, orada bu hadiste geçiyor. Şimdi bunlardan kaynaklı olarak sarf dediğimiz para bozma, altın bozma uygulamalarında e, bunun caiz olması için her iki bedelin aynı mecliste teslim tesellümü gerekir. Ne demek teslim tesellüm? Yani her iki tarafta elindekini karşı tarafa vermesi bu teslim. Evet. Ötekinin de o verdiğini alması bu da tesellüm. Bunu gerekir bu. Ve burada ikisinin aynı mecliste olması şartı var. Yani alıcının ve satıcının. Şimdi bu sorulan soruda gittik efendim bir şeye, banka şubesine. Ben ne yapacağım şimdi? Döviz vereceğim, yani Türk parası vereceğim, altın alacağım. Ha Şimdi ben neyim şimdi? Burada alıcı, bankada satıcı. Banka satıcı. Orada satarken ne yapıyor? Al şu altını demiyor da benim hesabıma geçiyor. E ...bu da bir kabızdır bence. Evet. Dolayısıyla bundan bir sakınca olmaması gerekir... ...olmaması gerekir diyorum bak olmaz demiyorum... <laughs> ...olmaması gerekir diyorum inşallah. İnşallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki... ...tarlayı... ...kiraya verirken çıkacak olan mahsulün... ...dörtte biri... ...üçte biri gibi... ...orana göre verilebilir mi? Bir de bizim orada tarla... ...kıymetli olduğu için... ...tarlayı tutacak kişi tarla kiralamak için kiralayan kişiden vadeli olarak bir mal istiyor ve bunu tarladan kazanacağı parayla ödüyor. Bu işlemlerin tümü caiz midir? Şimdi bu birincisine biz daha çok kiradan ziyade müzaraa diyoruz. Müzara. Müzara. Yani zirai ortaklık veya işte tarım ortaklığı. Evet. Şimdi kira olması için kirada kira bedelinin belli olması lazım. Mesela evini kiraya verdin, tarlanı kiraya verdin. Ne alacaksın aylık veya yıllık onun peşin belli olması lazım ilk anda. Kardeşim ben bu tarlayı sana 10 ölçek buğday karşılığında kiraya verdim. Tamam olur. 2000 lira para karşılığında kiraya verdim. Bu da olur. Niye? Burada şimdi ücret belli. Ama ama işinden çıkan ürünün dörtte biri karşılığında kiraya verdim derse bu caiz olmaz. Fasit olur. Kira olarak fasit olur. Niye? Çünkü burada e, ücret belirsiz. Buradan ne kadar buğday kalkacak? 100 kilo mu? 500 kilo mu? Evet. 100 kilo kalkarsa dörtte biri 25 kilo eder. 500 kilo kalkarsa 125 kilo eder. Bunu hangisi kira? Ücret belli değil. Bu açıdan böyle bu şekilde kira olarak caiz olmaz. Ancak bunun e, içinde mutala edeceğimiz bir başka işletme türü var. Ona da zirai ortaklık diyoruz. Hmm. Yani tarla birisinden yemek birisinden olmak üzere yapılan ortaklık. Ve bu konu bizim şeyde fıkıhta müzaraa diye geçer. Yani ne oluyor şimdi? Benim tarlam var. Ama çalışamıyorum, işletemiyorum. Sana diyorum ki Hasan Basri Hoca, benim on dönüm tarlam var. Tohumunu ben vereyim. Sen evet. de efendim bakımını, ekimini, dikimini her şeyi yap. Sonra da elde ettiğimiz ürünü yarı yarıya bölüşelim. Emek sermaye ortaklığının bir başka şey. Eyvallah. Tabi burada farklı. <laughs> Emek sermaye ortaklığında ticari muamelelerdir o. Ticaret, o, o mudarebe dediğimiz şey ticaret. Evet. Yani üretim yok orada. Hmm. Bu üretim yok. Mesela fabrika ortaklığı da girmez şeye. Mudarebe. Hmm. Çünkü orada zaten mudarebe demek ayak attı demek. Yürüdü. Ne için yürüdü? Ticaret için yürüdü. Oradan gelir o. Evet. Benziyor hocam o ha, yüzden. Yani biraz benziyor. Şu açıdan benziyor. Birisinde sermaye birinden emek birinden. Ötekinde tarla birinden emek birinden. Hmm. Müzarada. Bir de müsakat var. Bir de onu karıştırmayalım iyice <laughs> insanların kafasını. Evet. Şimdi tabii buranın bir takım özel şartları var. Ne gibi hocam mesela? Ya onu şimdi saymakla bitmez. Öyle mi? Yani şimdi efendim mesela işte tarla sahibinin çalışmasının şart koşulmaması gerekir. Efendim işte motor kimden olacak veya eski tabirle öküz kimden olacak, tohum kimden olacak vesaire. Bunlar bir takım şey var. Ve bir de evet. burada önemli olan şey şu mesela. Efendim filan bölgeden çıkan ürün benim. Diğerlerinden çıkan senin şeklinde olmaz. Hmm. Tarlaların bazı yerleri var verimlidir. Oradan daha çok ürün çıkar. Doğru. Bazı yerleri verimsizdir. Ha, o savak derler bizim burada. Savak başlarındakiler benim. Buradakiler senin dersi olmaz. Ne olacak? O şeyin to, tümünün tamamının belli oranı olacak. Belli oranı. Mesela şu da olmaz. Ben ortakçıya verdim tarlayı sana. E, iş 50 kilo bana buğday vereceksin 50 kilo oran. Bu da olmaz. Niye olmaz? Çünkü ya 50 kilogram çıkmazsa oradan buğday ne olacak? Halbuki burada ortaklık şart, ortaklık. İki evet. tarafta çıkan üründen az çok bir şey alacak. Yani şimdi bu müzara olarak değerlendirilebilir bu. bu. Yani çıkan ürünün dörtte biri, üçte biri benim olmak üzere sana kira verdim dediği zaman o kira değil de ortaklık olarak isimlendirmeliler ve o müzaradaki şartlara uymalılar. Biz burada şimdi fıkıh dersi yaptığımız zaman kimse anlamaz. Bir de zaman evet, kaybı efendim. olur. Ama bu kadarını söyleyeyim. Peki ben şart koşabilir miyim? Kira aktinde yani ben sana bunu kiraya veriyorum ama bana şu kadar borç vereceksin o çıkandan ben alacağım ya o aldığımda sana verdiğin bana verdiğin borcu ödeyeyim. Bu şartlı sözleşme oluyor. Evet. Yani mesela bu neye benziyor? Ben bunu sana satarım ama sen de bana 300 lira borç vermen şartıyla bu fasit oluyor, geçersiz oluyor bu şart. Müzaraada de öyle olur. Yani bu hmm. şart koşularak yapılan işlem e, fasit olur. Yani bozuk bir şey, şey ol işlem olur. O bozukluk sebebinin kaldırılması lazım. Yani o şartın kaldırılması lazım. Eyvallah hocam. Hocam bir sesli sorumuz var. Evet. İsterseniz dinleyelim. Selamun aleyküm. Benim bir sorum vardı. E, hoca az önce e, cevapta dedi, vasiyet e, olmaz dedi. Ama daha önceden ben birkaç e, e, soruların da cevabında da şey yapmıştım. Yani üçte biri vasiyet olur diye e, hangisi doğru? E, lütfen e, Allah razı olsun size. Bu kardeşimiz evet. kaçırmış cevabın tamamını. tam veyahut da yanlış anlamış. Vasiyet olmaz derken, varise vasiyet olmaz. Varise. Yani bir kimse mirasçısı olan kişilere vasiyette bulunursa bu vasiyet geçersizdir. Ancak diğer mirasçılar razı olursa geçerli olur. Bu hadiste evet. sabittir çünkü. La vasiyete li varisin. Hadis-i şerif bu. Varise, vasiyet yoktur. Ama varisinin dışındakilere vasiyette bulunabilir insan. Ve dediği gibi o bıraktığı malın, terikenin, mirasın üçte birini ne kadarını Vasiyet ettiği zaman o vasiyeti yerine getirmek mecburidir, zorunludur. Eğer yaptığı vasiyet bıraktığı mirasın üçte birinden fazlaysa eğer, o üçte birinden fazla olan kısım için diğer mirasçılar muhayyerdir. İsterse kabul ederler, isterse kabul etmezler o üçte birinden fazlasını. Ama üçte biri bağlayıcıdır. Ama bu kime? Mirasçıların dışındakilere. Mirasçıya değil. Bizim burada o konuştuğumuz şey, varise bir vasiyet yoktur. Yani mirasçıya vasiyet olmaz. Evet. Çünkü o mirastan pay alır o. Eyvallah hocam. Seyircilerimize bir hatırlatmada daha bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizlerde merak ettiğiniz soruları bu şekilde sesli, videolu bizi arayarak yahut mesaj atarak 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza gönderebilirsiniz. Tabii ben soru gönderiyorum. Sorum neden cevaplanmıyor? gibi soru işaretleri kafanıza takılabilir. Sorunuzun cevaplanacağı yayını biz sizi haber ederek size söylüyoruz, size bildiriyoruz. O yüzden bizden haber bekleyin, programımızı takipte kalın. Hocam şimdi Osman isminde bir seyircimiz. Demiş ki benim eşimle resmi nikahım var ancak dini nikah kıymadık. Dinen caiz midir? Bunlar evlidirler. Yani resmi nikah yapmışlar, evlidirler. Tekrar dini nikah kıymaya Kıybak gerek yok. Bak şart yani. değil. Biz tavsiye ediyoruz ayrı konu. Yani resmi nikattan sonra hı hı. dini nikah tavsiye ediyoruz ayrı konu. Şimdi benim bu tartışma nereden kaynaklanıyor? Yani dini nikah, resmi nikah. Şimdi e, nikah bir sözleşmedir. Sözleşme, akit yani. Ne oluyor? bir erkekle bir kadın hayatlarını birleştirmek üzere bir sözleşme yapıyorlar. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için genel anlamda diğer sözleşmelerde olduğu gibi mutlaka icrap ve kabulün olması lazım. Ne demek icrap yani, ve kabul? Evet. Yani bir tarafın ben seninle evlendim, öbüründe ben de seninle evlendim demesi lazım. Ve bu sözleşmede taraflardan birinin önceki söylediğine icap denilir. Diğerinin karşılık olarak verdiğine kabul denilir. Mesela sattım dedim o icap. sen de aldım dedim o kabuldür. Bunun olması evet. lazım. Yani iki tarafın da bu akdi kurduklarına dair sözlü beyanları lazım. Hmm. Bir, iki, iki tane de şahidin olması lazım en az erkek şahidin veya bir erkek iki kadın şahidin. Bunlar yapıldı mı? Ondan sonrası teferruat. Yani mehir. Evet hocam. Nasıl o peki nasıl belirlenecek hocam? E olsa mesela? da olur, olmasa da olur. Belirse, belirlesen de olur, belirlemesen de olur. Peki belirlerken şahit falan gerekiyor mu Yok, gerek. Hmm. Ya ama mesela eğer nikah sırasında söyleyeceklerse bunu zaten şahitler var orada. Evet. Nikah şahidi var. Onlar mehrede de gitmiş oldular. Ama bazı Anadolu'da bazı yerlerde yazarlar bunu kağıda falan yazarlar, imzalattırlar. Onlar geçti. Güven üzerine kurulur, kurulur aile ki asıl da odur zaten. Sen istediğin kadar kağıda yazadan Adam vermeyecekse vermez. Aynen öyle hocam. Evet. Şimdi bu resmi nikahlarda bu şartlar gerçekleşiyor. Hatta fazlasıyla gerçekleşiyor. Niye? Çünkü şahit iki taneden fazla oluyor çok. Yani nikah salonuna gittiğin zaman yüz kişi oluyor. Yüz kişi duyuyor. Evet. Oradakilerin. Efendim nikah kıydıklarını. Deftere imza atıyorlar. Bütün bunlar nedir? O nikah konusundaki... E, kararlı tutumlarının ve bu akti kesinleştirdiklerinin delilidir. Yine soruyor eş olarak kabul ediyor musunuz yani diye Şimdi burada bazı hocaların itirazı şu. Efendim fıkıh kitaplarında bunlardan en az birisinin dili geçmiş sigasıyla olması lazım kipiyle. Yani hmm. mesela birisi sen benimle evlen dedi öteki de evlendim demesi lazım. En azından. Veya iki de, evet. ikisi de birbirlerine seninle evlendim demesi lazım. Fıkıh kitaplarında böyle bir kayıt geçiyor. Niye geçiyor bu? Çünkü Arapçada ki bu Arapça yazılmış bu kitaplar ve evlendim tezevveştü demek. Evlenirim ve evleniyorum etezevvecü demek. Şimdi yani birisi biz bu işlerden anlayanlar da bizi izlediği oluyor tabii. Şimdi birisi diyelim ki evlendim tezevveştü mazi geçmiş zaman kipi ve bir eteze vecu evleniyorum, evlenirim bak şimdi. Evleniyorum, evlenirim. O da gelecek zaman tipi veya şimdiki zaman tipi. Şimdi ben evleniyor, evlenirim dediğim zaman karşı tarafa. O hem şimdiki zamana delalet edebiliyor, hem ileriye. Evlenirim. ya e bana sana şimdi evlendim demedim ki ileride evlenirim dedim. Evlenmiyorum vazgeçtim der adam. Böyle bir itiraza mahal kalmayacak şekilde kesin olması lazım ifadelerin. Onun için birisinin mutlaka dili geçmiş sigasıyla yapılması lazım demiş bu Ama Türkçe'de böyle bir şey yok ki. Evet. Türkçe'de biz evlendim tamam dili geçmiş. Hatta bu evlendim lafzı aslında ihbaridir biliyorsunuz. Geçmişe yöneliktir ama inşa anlamında kullanılır. Evleniyorum tamam şimdi evleniyorum. Yarın evlenecekse bana evleniyorum demem ben. Evleneceğim. Evleneceğim ben... derim ve ileride evlenirim derim. Şimdi bu e, dil farkından dolayı kaynaklanan bir sıkıntı var. Bundan dolayı es hocalarımız, bazı hocalarımız ısrar da etmeye ediyorlar hala. Yani mutlaka nikahın geçerli olması için efendim şu olması lazım. Yani işte evlendim demesi lazım, nikahladım demesi lazım. Hatta Allah rahmet eylesin, e, büyük hocalarımızdan biri benim de Yüksek İslam Üniversitesi'nde hocam oldu. Böyle bir meseleden dolayı hapse mahkum oldu. Ta 1900 Allah Allah 65'lerden sonra ya yaşlı hocamız hapse mahkum oldu. Niye? Bu dini nikah resmî nikah yerine geçmez demiş bir yerde. İşte resmî nikah dini nikah yerine geçmez demiş. Bu mülahazalarla hapse mahkum oldu da galiba yatmadı yani bir şekilde oldu. Her neyse yani bu bir sıkıntı olarak ülkemizde yaşandı. Evet. Ee, şimdi yani bizim kanaatimiz benim şahsi kanatım ve zamanımızda işte akademisyen hocaların, Diyanet Teşkilat hocaların şey bu, görüşü bu istikamette. Yani resmi nikah, dini nikah yerine geçer. Ancak şunu da söylüyorum. Bir yuva kuruyorsun. Hayırlı bir işe girişiyorsun. Nesillerin senin neslinden gelecek olan kişiler için bir ön şey yapıyor, akit yapıyorsun. Ve bu akdi Allah kelamıyla dualarla, nasihatlerle yapmak da elbette şey, e, iyi bir şey. Ne yapıyoruz şimdi biz dinin iki akıldığı zaman? Hoca bir Kur'an-ı Kerim okuyor. Dua Aynı ediyor, o fıkıhtaki evet. usulü uygun olarak şey tekrarlıyor. Evlendim mi, kabul ettim mi neyse. Evet. Sonra dua ediyor. Tekbir getiriliyor. Nasihat ediyor filan. Ya bunlar çok güzel şeyler ama bunlar yapılmadı diye resmi nikah var ise bu nikah geçersizdir. Siz evli değilsiniz. Sizden olan çocuklar işte gayrimeşrudur falan denilmesi çok yanlış oldu, tehlike olur. Eyvallah hocam. Hocam Salim Gökçe isminde bir seyircimizin sorusu. Dağ başında devlet arazisine bir başkası tarafından meyvelik yapılmış. Bu meyveden diğer bir kişinin yemesi haram mıdır? Efendim şimdi dağ başındaki devlet arazisine bir kişi mevlelik yapmış. Buna ihyaul mevat derler fıkıhta. İhyaul mevat. Mevat demek kelime manası ölü demek değil mi? Evet hocam. Ama ihyaul mevat deyince ölü araziyi ihya etmek demek. Canlandırmak yani. Ha, yani e, ekili dikili olmayan bir yere ekili dikili hale getirmek. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Men ahya ardan meyteten o. Bir kimse ölü bir arazi ihya ederse o arazi ona aittir. Ben ahya ardan meyteten fehiye Bir kimse ölü bir arazi ihya ederse o arazi ona aittir. Şimdi bu hadis-i şerifi fukaha şu konuda görüş ayrılığına düşmüş. Peygamber Efendimiz bir devlet başkanıydı. Peygamberdi. Hakimdi. Değil mi? Evet. Aile reisiydi. Ordu komutanıydı. Müftüydü. Çok özelliği olan bir insan. Çok çok gönüllüydü. Yani. Çok gönüllü. Şimdi kim bir arazi ihya ederse o ona aittir sözünü bu peygamber efendimiz. Acaba devlet başkanı sıfatıyla mı söyledi ki? Yoksa peygamberlik sıfatıyla mı söyledi? Fukaha bunu değerlendirmede görüş ayrılığına düşmüş. Fakihler, alimler. Şimdi fukaha dedik ya. <laughs> Evet hocam. Alimler tutmuş. İmam-ı Azam diyor ki bunu peygamberimiz devlet başkanı sıfatıyla söylemiştir. Hmm. Dolayısıyla ondan sonraki gelen nesillerde peygamberlerden sonra zamanımızda bir kimsenin gidip de devlete ait bir araziyi sahiplenebilmesi için oraya ağaç dikti, efendim oraya duvar çevirdi etrafına filan bunlara ihya deniyor. Efendim dolayısıyla bunu yapacak olan kişi zamanımız devletinden izin alması lazım. Eğer devletten izin almadıysa o şey yapamaz. Orayı ihya edemez. Ama diğer alimler öyle demiyor. Hayır diyorlar. Peygamber bunu peygamber sıfatıyla söylemiştir. Kıyamete kadar bir kimse gidip de devlete ait bir araziyi sürerse, ekerse, dikerse o onundur diyorlar. Ha şimdi burada İmam-ı Azam'ın görüşünü esas aldığımız zaman o devlet arazisini devletten habersiz diken, bişen adam orayı gasp etmiş olur. Ha, öbürlerinin görüşünü alırsak orası oraya sahip olmuş olur. Balık olmuş. Olur. Evet. E şimdi ama bugün için bu şey nedir burada? E, mantıklısını mantıklı bırakalım da e, uygun olan nedir? İmam-ı Azam'ın görüşüdür. Ama Evet. İnsanların da bir sürü böyle bu gece konduları nereye yapıldı? Şimdi o gece konuda yerine apartmanlar yapılıyor. Boğaz'ın en güzel yerlerine. Binaları. Nerelere yapıldı onlar hep devlet arazisine yapıldı ve devletten habersiz yapıldı. Sonra devlet onlara hep tapu verdi. 2B dedi, 3B dedi, bilmem ne dedi falan yani. Şimdi orada bir sıkıntı var. Ama bu soru şu. Ben buralara bir altyapı olsun diye anlattım bunları. Bu ihya evet. Söylesen. Şimdi burada adam orayı dikmiş. İster oraya sahiplenmiş diyelim. İster gasp etmiş diyelim. O ağaç onun dikenin taban devlet. Hmm. Çünkü devlet o adama der ki kardeşim ağacını çok götür. Der. Dolayısıyla ağaç kimin kişinin bir başkasının ondan o sahibinin izni olmadan yararlanması caiz olmaz. Eyvallah hocam. Yani sahibi bilinmese bile mesela adam O sahibi soruya... bilinmese tabii o zaman yenilir. Mesela köy, dağlarda şeyler var. Bazı meyveler var kendiliğinden yetişen. Mesela armut bir şey diyorlar. dağ armudu deriz biz. Yani dağlarda kendiliğinden çıkmış o küçük küçük armut gibi ürünleri var veya evet. erikler var. Onları isteyen tabii toplayabilir. Onu kimse dikmemiş oraya. Kendiliğinden bitmiş. Hı. Hmm. Veya da sen dediğin gibi birisi dikmiş ama 100 sene önce. Ondan sonra kim olduğu belli değil. E onları elbette alabilir herkes. Ama ben bu anlattığım o değil. Diken adam belli hala oraya bakıyor. Ama de arazi devletin. Oradan gidip de alabilir miyim? Al alamaz. Eyvallah hocam. Hocam bir sessiz sorumuz varmış. Dilerseniz sorumuzu alalım. Alalım. Sabah namazını kıldıktan sonra tekrar geri uyuyabilir miyiz? Evet hocam. Ya uyuyabilir tabii insan. Yani bu güneşin doğmasını beklemek elbette iyidir, faziletlidir ama e, bu haram değildir. Yani uyuyabilir. Eyvallah hocam. Fatih isminde bir seyircimiz demiş ki erkek bebeğe iki kız çocuğu bir akika kurbanı mı kesilir? Akika kesecekse usul odur. İmkanı varsa hmm. ama kesmek zorunda değildir. Farz değildir, vacip değildir ve kuvvetli bir sünnet de değildir. Ama varlıklı kesmek istiyor. Usul öyledir. Erkeğe iki, kıza birdir. Eyvallah hocam. Murat Güneş isminde bir seyircimiz... Cuma namazında hutbedeyken hoca efendi bazen dua ettirip cemaat el açıp amin diyor. Ama bize hutbede yaptırılan duaya amin denmez diye öğretildi. Doğrusu nedir? Şimdi bu da çok sorulan, çok insanların kafasına takılan bir mesele. Şimdi hutbede yasak olan şey nedir? İmam hutbe okurken yasak olan şey konuşmaktır. Konuşmak. Evet. Peki bu da neye yasak? şey dinlemesi için, hutbeyi dinlemesi için. Hutbeyi dinlemesi için. Hatta Peygamber Efendimiz'den şöyle bir hadis de var biliyorsunuz. Bir kimse imam hutbedeyken, hatip hutbedeyken, minberdeyken yanındaki konuşana sus demesi bile onun sevabını giderir ve azaltır. O anlamda hadis-i şerif var. Ama bu denmiş söylediğim gibi bir şeydir. Hutbeyi dinlemeye yönelik. Ama burada insan ne zaman amin diyor? Hutbenin başlangıcı olan hamdele salvele bitmiş. Efendim nasihat bitmiş. Vaaz kısmı bitmiş, nasihat kısmı. Ondan sonra imam dua ediyor. Hoca dua ediyor. Şimdi bu dua eskiden beri var. Hatta Şafii mezhebinde hatibin minberde ümmet için dua etmesi şart. Hmm. Hatibin minber, şey, minberde ümmet için dua etmesi şart. Ha bizde de ediliyordu. Eskiden de ediliyordu. Ama Arapça edildiği için cemaat bunun ne olduğunu anlamıyordu ve kimse de amin demiyordu. Evet. Allahum mansur. mensur. müsmin ve Müslüman ve hakkı ve din falan değil evet, bunlar evet. söyleniyor. Ha şimdi ama Türkçe bunu söylemeye başladı hocalar. Cemaattan da amin diyenler oldu. Ve amin diyor. Şimdi burada benim şey şu Hanefi mezhebinde namaz içindeki Fatiha suresine amin sessiz söylenir. E burada da insanların tereddüdü var. Bence insanlar bunu sessiz söylesinler. Hmm. Yani amin diye içinden amin evet. desin. E şimdi peygamberimizin ismi anıldığı zaman salavat getirilebiliyor. Mesela hatip minberdeyken peygamber Efendimiz'in ismini alırsa cemaat anarsa cemaat evet. salavat getirebiliyor. Bu yasak değil. O evet söylüyor bunu? Yasak olan konuşmak. Amin demek konuşmak değil. Eğer konuşmak olsaydı amin demek, Fatiha suresinden sonra namaz kılarken amin dediğimizde namazının bozulması, namazımızın bozulması gerekirdi. Ama sünnettir. Yani bırak namazın bozulmasını. Gayri <laughs> mağdubi aleyhim ve dalin dediği zaman cemaatin amin demesi sünnettir. Ha, peygamberimizin hadisine dayanır. Ya yani burada pe hutbede peygamberimizin yasakladığı şeyine konuşmak? Amin demek konuşmak demek değil. Dolayısıyla bunun hutbeye bir zararı olmaz ama e, en azından işte başkalarının şey olması, bir de Hanefi mezhebindeki o amin demenin sessiz olması, yani istinaden sessiz söylemeleri daha iyi olur derim. Eyvallah hocam. Bursa'dan Serdar Topçu isimli seyircimiz demiş ki namazda maide 105. ayeti okuyabilir miyim? Yok e okuruz, niye okumayalım? Kur'an-ı Kerim'in her tarafı okunabilir hangi ayet olursa olsun. Yani efendim ben Tebbet suresini okumuyorum. Bir zaman hocanın birisi öyle diyordu. Ben Tebbet suresini okumuyorum. Niye? Orada Ebu Leheb'e beddua var diye. E Kur'an-ı Kerim Allah kelamı bu. Yani Cenab-ı Hak onu indirmiş. Ve fakra'u ma teyessera minhu diyor. Fakra'u ma teyessera minel Kur'an diyor değil mi? Namazda ondan. Bir başka ayette Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Evet. Şurayı okuyun, burayı okumayı yok. Mutlak. İstediğini okuyun. İster Maide suresinin 105. ayeti olsun, ister Maide suresinin 85. ayeti olsun fark etmez. Eyvallah hocam. Suat Alpargu isminde bir seyircimiz. Namaza Fatiha ile Zammu sure arasında biraz fazla zaman geçmesi namaza zarar verir mi? Farz namaza secdede tesbihat sayısı 3'ten fazla olabilir mi? Bazı imamlar secdede uzun durabiliyorlar. Örnek Mescid-i Nebevi imamları gibi. Ayrıca birinci secdedeki tesbihat, ikinci secdedeki tesbihattan çok mu olmalı? Şimdi birincisinden başlayalım. Fatiha suresi ile sure arasındaki zaman aralığı evet. mazeretsiz olarak arası açılmamalıdır. Özellikle Hanefi mezhebinde bu dikkat edilmelidir Hanefilerin. Çünkü Hanefi mezhebinde biliyorsunuz cemaatin Fatiha okuma şeyi yoktur. Zorunluluğu ve Fatiha okumaz. Evet. Cemaat. Ama Hanbeli mezhebinde, Şafii mezhebinde İmam da okuduğu gibi Fatiha'yı cemaat okur. Ancak açık kılınan namazlarda cemaat Fatiha'yı imamla beraber okumaz, dinler imamı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzdır. İmam da Kur'an-ı Kerim okuyor, onu dinler cemaat. Peki Fatiha'yı ne zaman okuyacak? Fatihayı imam Fatiha'yı bitirdikten sonra birazcık duraksar, o arada okuyacak. Şimdi bu arkadaşımız zannediyorum o Mekke'deki Medine'deki uygulamalardan dolayı bu aklına gelmiş. Evet hocam. Yani Mescid-i Nebevi'de olsun, Mescid-i Haram'da olsun imamlar veladdalin amin dedikten sonra sureye başlamadan bir süre bekliyorlar. Niye bekliyorlar? Cemaat Fatiha'yı okusun diye. Bu onların mezhebinde gerekli. Ama Hanefi mezhebinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde çok geciktirmemeli. Peki ne kadar geciktirebilir? Yani bir rükün eda edecek kadar olmamalı. Bir rükü yapacak kadar, bir secde yapacak kadar olmamalı. Evet hocam. Bu bir. İki, secdede üçten fazla Sübhane Rabbiyel Ala denilebilir mi? Denilebilir. Hatta insan kendi başına namaz kıldığı zaman daha fazla söylemesi daha eftaldir. Beş, yedi. Ama tek olması tavsiye edilir. Allahu vitrun yuhibbul vitra değil mi? Allah tektir, tek sever. Hadis. Işte. Evet tek olması lazım. 3, 5, 7, 9 değil. Genelde kaynaklarda 3, 5, 7 diye geçer. Evet hocam. Ee, söyleyebilir. Ha imamlar söylemeli mi? İmamların söylemesi doğru bulunmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki imamlara yönelik. Siz namazı kıldırırken diyor hafif tutun. Geride hastanın, yaşlının olabileceğini de aklınıza getirin. Bu bazen öyle oluyor ki imam uzattıkta uzatıyor. Arkadaki yaşlı ayakta duramıyor. Onlar dikkat alın. O yüzden imam olanların bu tesbihatı fazla uzatmamaları eftaldir. Ki bu üçten fazla olmaması eftaldir. Ama kişi tek başına kılıyorsa istediği kadar uzatabilir. Bu Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'deki imam uzatmıyor. Yani demek ki o bir de şu da dua da edebilir o imam hı hı. mescid, Şeyde, Seyrede. secdede çünkü peygamber efendimiz duayı da teşvik etmiş orada ve o Mes Mekke'deki şey, ve Medine'deki imamlar mescid-i nebevi olsun mescid-i haram olsun bunlar e, sünnete hadislerde anlatılanlara uyumak konusunda çok titizdirler uyarlar ve sünnet olarak görmediklerini de yapmazlar bizde tam tersi biraz <laughs> yani peygamber efendimizden nakledilmediyse yapmazlar ama Peygamberimiz'den nakledilse de onu ihtimal etmezler. Genelde evet, böyledirler. O şeyin özelliğidir bu Selefilerin. Oradaki insanların özelliği. Şimdi e, yani bu mümkün. imamlar getirebilir ama e, böyle cemaatin durumunu düşünerek fazla uzatmamaları tavsiye edilir. Peki bir de şu sordu. Aynen mesela biz ne yapıyoruz? Namaz kılarken birinci rekatta okuduğumuz ikinci rekatta okuduğumuzdan biraz daha uzun tutuyoruz. Evet hocam. Diyor ki birinci secde ile ikinci secde arasında da böyle bir fark olmalı mı? Hayır, or. öyle bir şart yok. İkisinde de üçer defa söylersin, ikisinde de beşer defa söylersin. Birisinde üç, ikincisinde beş söylersin. Birincisinde beş, ikisinde üç söylersin. Hiç bunlar fark etmez. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugünkü... Bitti mi? Bitti B hocam. Uyarmadın Zaman ne çabuk geçti. Bugün uyar, uyar, yani. uyarmadın da ben Çünkü... daha uyaracak kadar zamanı fark edemedim hocam. O kadar <laughs> hızlı geçti <laughs> ki yani. Herhalde ben sana fırsat vermedim herhalde. <laughs> Estağfurullah hocam. Allah razı olsun. Ya. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Kıymetli seyircilerimiz İslam'ın dışında günümüz meseleleri programımızın bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi her gün saat 17 ve 18 arasında sizlerle birlikte olacağız. Sorularınızı 7.24 gönderebilirsiniz. Biz sorularınızı cevaplandıracağımız gün sizi haberdar edeceğiz. Bizden haber bekleyin programımızı takipte kalın. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.